Merhabalar arkadaşlar, tanımayanlar için ben Tülin. Almanya, Almanca ve hayatla alakalı videolar çekiyorum. Bugün de önemli temel Almanca fiillerden bahsedeceğim. Daha önceden bir video çekmiştim zaten. A ile başlayan A1 seviye önemli Almanca fiillerle alakalı bir video çekmiştim. Bu da onun devamı niteliğinde. Bu sefer de B ile başlayan fiillerden bahsedeceğim. Umarım keyifli bulur ve keyifle izlersiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Bu arada bu videoda e, örnek cümleler de olacak. Bakın fiiliyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın akuzatif alan bir fiil arkadaşlar. Yani bir şeyi pişirmek anlamında kullanıyoruz bunu. Presence formda olduğu zaman buradaki çekimleri her zaman e, üçüncü kişiye göre göreceksiniz arkadaşlar. Yani LZS. Backed, as hatge bakın şeklinde. Presence'da gördüğünüz gibi backed şeklinde çekiliyor ve perfect'te de hatge bakın şeklinde çekimleniyor. Buraya İngilizce olarak çevirilerini de yazdım ki hani eğer İngilizce öğrenen arkadaşlar, daha önceden İngilizcesi iyi olan arkadaşlar varsa karşılaştırmalı olarak da bakabilirler, yapabilirler diye düşündüm. Çünkü bu tarz videoları seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Hemen cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Ich backe in der Küche. Yani mutfakta yemek pişiriyorum. Ich, ben, bakın fiilimizi çekimliyoruz. Ben kişisine göre backe. Eğer bu erzi es olsaydı mesela erbekt diyecektim. Erbekt in der Küche ya da zibekt in der Küche diyecektim. Ich backe in der Küche dediğim zaman mutfakta yemek pişiriyorum anlamına geliyor. Bir sonraki cümlemize bakalım. Der Kuchen hat noch nicht genug gebacken. Der Kuchen hat noch nicht genug gebacken. Yani kek henüz yeterince pişmedi diyoruz. Buradaki kek ifadesini der Kuchen'la veriyoruz. Hat gebacken bizim perfect yani geçmiş formumuzu veriyor bize. Hat gebacken kısmı. Noh dediğimiz zaman henüz anlamını veriyoruz. Niş dediğimiz zaman olumsuzlaştırıyoruz. Genuk dediğimiz zaman da yeterince anlamını vermiş oluyoruz ve tam olarak kek henüz yeterince pişmedi diyoruz. Bir sonraki fiilimiz badın. Badın fiili present'te badet, perfect'te de, de hat olarak çekimleniyor. Türkçesi banyo ettirmek ya da banyo yapmak anlamlarında. Örnek cümlemize bakalım. Ich bade einmal pro Tag. Ich bade einmal pro Günde bir kez banyo yaparım diyoruz burada. Hast du heute gebadet? Hast du heute gebadet? Bugün banyo yaptın mı anlamında kullanıyoruz bunu da. Bu arada ich bade einmal pro tag da şunu söylemeliyim. Pro tag e, günde bir kez anlamında yani einmal pro tag dediğimiz zaman günde bir kez anlamını veriyoruz. Pro tag günde anlamını veriyor bize. Aynı malde bir kez anlamını veriyor arkadaşlar. Hast du heute da direkt bugün banyo yaptın mı? Heute bugün anlamını veriyor bize. Bir sonraki fiilimiz bauen arkadaşlar. Bu da akuzatif alan bir fiilimiz. Presence de baut, perfect de hat gebaut olarak çekimleniyor. Türkçesi yapmak, kurmak, inşa etmek anlamlarına geliyor. Örnek verelim. Die Vögel bauen Nester. Die vogel bauen Nester kuşlar yuva yapar diyoruz. Yuva kurar, yuva inşa eder. Artık nasıl çevirirseniz. Fögel kuşlar anlamında. Die Vögel kuşlar anlamında. Çoğul olduğu için e, yani die Vögel dediğimiz zaman çoğul anlam kuşlar dediğimiz için Bauen olarak çekimleniyoruz. Çoğul plural formda çekimliyoruz. Nesta da yuva anlamında. Wir haben eine Burke gebaut. Wir haben eine Burke gebaut. Burada da bir köprü kurduk diyoruz. Via biz haben gebaut, perfect formda ve burada birinci çoğul kişiye göre çekimliyoruz. Via haben gebaut. Aynı burukada köprü anlamında arkadaşlar bir köprü anlamında bir köprü kurduk. Beantworten, de yine akuzatif kullanılan bir fiil. Be Beantwortet yani yine üçüncü tekil kişiye göre prensizde çekimlediğimiz zaman yani erzi es beantwortet. Tabii ben iş deseydim, ich iş beantworte diyecektim. Yine üçüncü kişiye göre perfect hat beantwortet. Örneğimize bakalım. Ha bu arada cevaplandırmak ve yanıtlamak anlamında arkadaşlar. Örneğimize bakıyoruz hemen. Ich beantworte gerne ihre Fragen. Yani sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarım. Ich, ben, beantwortunu çekimliyoruz. Ben kişisine göre beantworte. Yine presence formunda çekimliyoruz. Ich beantworte ben cevaplıyorum. Gerne, mutlulukla. Ihre Fragen, sizin sorularınızı. Yani sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarım anlamında. Ya da sorularınızı e, mutlulukla, keyifle cevaplarım diye de çevirebilirsiniz. Er hat meinen Brief noch nicht beantwortet. Er hat meinen Brief noch nicht beantwortet. Burada da henüz mektubuma cevap vermedi anlamı veriyoruz bu cümleyle. Yine üçüncü tekil kişiye göre çekimlemişiz. Present değil, perfect form'da arkadaşlar. Had ve antwortet. Meinen Brief. Benim mektubuma diyoruz burada. Ve akuzatif olduğu için bakın ne oldu? Der akuzatif de dönüşüyordu. O zaman ne olacak? Yani Meinen'e yapmamız lazım. Meinen dememiz gerekiyor. Had Meinen Brief. Yani mine'ın sonuna o deyindeki en'yi getiriyorsunuz aslında arkadaşlar. Ve mine'ın brief diyorsunuz. Yani benim mektubuma. Noh da yine henüz anlamında, niş yine olumsuzlaştırıyor. Diyoruz ki henüz hep mektubuma cevap vermedi. Bir sonraki fiilimiz be arbeiten. Be arbeiten. Be arbeiten de yine etwas akuzatif yani bir şeyi işlemek, bir şeyle uğraşmak anlamlarında kullanıyoruz. Yine akuzatif oluyor yani. Presence de be şeklinde ve perfekte hat be arbeitet şeklinde çekimliyoruz arkadaşlar. Ich be ein Problem. Ich be ein Problem. Bir sorun üzerinde çalışıyorum. Ich ben be arbeitet'ı ben için çekimledim. Be arbeite ein Problem. Yine akuzatif formda hiçbir değişikliğe uğramadı. Ein Problem bir sorun üzerinde çalışıyorum ya da bir sorunla uğraşıyorum anlamında kullanıyoruz. Hattas hat das Problem bearbeitet. Burada da yine perfect yapıda görüyorsunuz. Sorun üzerinde çalıştı anlamında kullanıyoruz. Hat bearbeitet. Er hat das Problem bearbeitet. O sorun üzerinde çalıştı anlamına geliyor. Bedeuten etwas akuzativ. Presence de bedeutet. de hat bedeutet olarak karşımıza çıkıyor anlamına gelmek anlamına geliyor. Was bedeutet das? Bu ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi presence'da bedeutet olarak çekimledik. Was bedeutet das? Bu ne anlama geliyor? Das'la burada bu ifadesini vermiş olduk. Das hat mir nicht bedeutet dediğimiz zaman da bu bana hiçbir şey ifade etmedi diyoruz. Buradaki o olumsuzluğu da nicht'le veriyoruz arkadaşlar. Bekommen etwas akuzatif da bekommt, perfecte, hat bekommen olarak karşımıza çıkıyor. Ve almak, elde etmek anlamına geliyor. Ich bekomme Geld von ihm. Ich bekomme Geld von ihm. Yani ondan para alıyorum diyoruz burada. Ben, ich, bekomme, yine da ben kişisine göre çekimledik. Bekomme Geld von ihm. Von ihm, ondan demek için... Fon edatını kullanıyoruz. Fon prepozisyonunu kullanıyoruz. Ondan para alıyorum. Hast du meine Nachricht bekommen? Hast du meine Nachricht bekommen? Yani mesajımı aldın mı? Sen benim mesajımı aldın mı? Diyoruz. Burada da yine geçmiş zaman. Perfect formda görüyorsunuz. Du kişisine göre çekmişiz. Sen olarak çekmişiz. Bir sonraki fiilimiz beş Je yeah, mandative et was akuzatif. Presence beş beschreibt perfekte hat beş ribbon olarak karşımıza çıkıyor tanımlamak ve tasvir etmek anlamına geliyor neden dativ et etwas akuzativ dedik burada çünkü birine bir şeyi tanımlamak olarak da kullanabilirsiniz ya da sadece bir şeyi tanımlamak olarak da kullanabilirsiniz cümle içerisinde hemen bakalım beş kaybınızı biti was zeyin beş kaybınızı biti was Sie zeyin lütfen ne gördüğünüzü tarif edin diyoruz burada Bakın bir yan cümlecik yapmışız virgülden sonra. Was Sie sehen? Ne gördüğünüzü? Beschreiben Sie bitte. Lütfen tarif edin diyoruz. Sie haben das Thema gut beschrieben. Sie haben das Thema gut beschrieben. Burada da yine perfect formda görüyorsunuz. Konuyu güzel anlattınız diyoruz. Beşteyin. Etwas akızatı bu. Beşteğin fiilini aslında çoğunlukla püfünkla birlikte görürsünüz. Yani sınav anlamında, sınavı geçmek anlamında görürsünüz. Geçmek, kazanmak anlamlarına geliyor. Prasında beşteet, perfectte hat beştandın olarak karşımıza çıkıyor. Örneğimize bakalım. Ich muss üben. Um die zu beşteğin. Sınavı geçmek için pratik yapmam gerekiyor. Ich muss üben pratik yapmam gerekiyor virgül. Sonra umsu kalıbını kullanıyoruz. Mek için anlamına geliyor bu umsu kalıbımız. Um die Prüfung sınavı su beşliği geçmek için. Ich habe die Prüfung bestanden. Demek ki çalışmışım, kazanmışım. Burada onu söylüyorum. Sınava geçtim diyorum. Ich habe die Prüfung bestanden. Gördüğünüz gibi geçmiş zamanda. Bestellen etwas akuzativ. Yani bir şeyi sipariş etmek anlamında bu. Präsens'ta beştelte, Perfekte hat bestelt olarak karşımıza çıkıyor. Wir können Pizza bestellen. Wir können Pizza bestellen. Yani pizza sipariş edebiliriz. Sie haben Sandwich bestellt. Sie haben Sandwich bestellt. Sandwich sipariş ettiniz diyoruz burada da. Besuchen jemand akuzativ etwas akuzativ. Jemand akuzativ de olabilir, etwas akuzativ de. Yani birini ziyaret etmek ya da bir şeyi ziyaret etmek olarak kullanabilirsiniz bunu. Mesela bir kursu ziyaret etmek diye kullanılıyor. Aslında bir kursa gitmek, bir derse gitmek anlamında da kullanılabiliyor. Hani kurs bezuhun ya da birini ziyaret etmek anlamında da kullanabiliyorsunuz. Presence da bezuht, perfekte hat bezuht olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi ziyaret etmek anlamına geliyor. Wir besuchen euch heute Abend. Wir besuchen euch heute Abend. Bu akşam sizi ziyaret edeceğiz. Ich habe meine Verwandten besucht. Ich habe meine Verwandten besucht. Akrabalarımı ziyaret ettim. Burada da gördüğünüz gibi perfect formda. Bezahlen akuzatif, akuzativ, jemand akuzativ. Bezahlen'i yine presence'da bezahl, perfect'te de, de hat saat olarak görüyorsunuz. Neden etwas akuzativ, jemand akuzativ? Çünkü bir şeyi ödemek ya da birine ödemek olarak kullanabilirsiniz. O yüzden iki formda da olabiliyor. Ödemek anlamına geliyor. Ich möchte es selbst bezahlen. Ich möchte es selbst bezahlen. Bunu kendim ödemek istiyorum. Ich habe nicht für den Tisch bezahlt. Masa için herhangi bir ödeme yapmadım. Bleiben. Bleiben da yine presence da bleib perfect de ist geblieben olarak görüyoruz. Kalmak ve bulunmak anlamına geliyor. Du kannst im Haus bleiben. Du kannst im Haus bleiben. Yani evde kalabilirsin diyoruz. Bist du heute im Bett geblieben? Bist du heute im Bett geblieben? Bugün yatakta mı kaldın? Aslında bunu bu şekilde çevirmek doğru mu bilmiyorum. Hani bugün bütün gün yatakta mıydın? Hani hasta olduğumuzda vesaire kullanacağımız bir yapı bu. Bist du heute im Bett geblieben? Bütün gün yatakta mıydın? Bütün gün yatakta mı yattın? Tarzında bir şey. Garten etwas akuzativ. Bu da yine presence'da bread ve perfektte hat gebraten olarak karşımıza çıkıyor kızartmak anlamında. Ich brate das Fleisch. Ich brate das Fleisch. Eti kızartıyorum. Sie sind etwas zu lang gebraten. Sie sind etwas zu lang gebraten. Biraz fazla kızartılmışlar. Su dediğiniz zaman arkadaşlar olumsuz bir anlam veriyorsunuz. Mesela zu spät çok geç ya da zu lang çok uzun. Ama eğer iyi bir anlamda söylüyorsanız zea diyebilirsiniz. Mesela zea schön çok güzel. Ya da sehr lang çok uzun. Ama bunları tabii iyi bir anlamda söylüyorsanız eğer ze'yi kullanıyorsunuz. Su burada biraz olumsuz bir anlam veriyor. brauchen etwas akuzativ. brauchen etwas akuzativ. Present'te braucht, perfect'te hat gibi braucht olarak görüyorsunuz. İhtiyacı olmak ve gereksinmek anlamlarına geliyor. Zaten çokça duymuşsunuzdur bunu. ''Gaustum eine Hilfe'' ya da ''Ich brauche deine Hilfe'' ''Yardımına ihtiyacım var'' diyoruz. ''Warum haben Sie so lange gebraucht?'' ''Warum haben Sie so lange gebraucht?'' ''Neden bu kadar uzun sürdü?'' Demek için bunu kullanabilirsiniz. <laughs> ''Bringen jemand dativ etwas akuzativ'' ya da ''Bringen jemand akuzativ'' ''Presence'' de ''bringt'' ''perfekte'' ''hat gibi rahat'' olarak karşımıza çıkıyor. ''İhtiyacı olmak'' ve ''gereksinmek'' anlamlarına geliyor. Ich bringe das Essen auf den Tisch. Ich das Essen auf den Tisch. Yemekleri masaya getiriyorum anlamında. Hast du ihn nach Hause gebracht? Hast du ihn nach Hause gebracht? Onu eve getirdin mi? Bu birin zaten a en temel konularından biri biliyorsunuz ki hecelemektir. Bu işte biriniz bitte diye çokça duyarsınız bunu a başlarında. En temel bilinmesi gereken kelimelerden bir tanesi a için. Buchstabieren etwas akuzatif yani bir şeyi hecelemek. Presence'da buchstabiert, perfekte hat buchstabiert olarak görüyorsunuz. Könnten Sie das buchstabieren? Könnten Sie das buchstabieren? Şimdi dediğim gibi hani çokça duyduğunuz için diğer türlerini ben burada biraz ıı, değişik bir yapı kullanmak istedim. Könten aslında bilmiyorsunuz. A1'de bunu öğrenmiyorsunuz ama daha kibar bir şekilde sormak istediğinizde bunu kullanıyoruz ilerleyen seviyelerde. Ben sadece bunu bu şekilde öğrenmenizi istiyorum. Könnten Sie das Bunu heceleyebilir misiniz? Yani daha formal bir yapı da oluyor bu. Daha resmi. Bitte nennen Sie ihren Namen und buchstabieren Sie Bitte nennen Sie Ihren Namen und buchstabieren Sie ihn. Lütfen adınızı söyleyin ve heceleyin. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım işinize yarar bu bilgiler. Ben işinize yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, aşağı yorumlar yapmayı lütfen lütfen unutmayın. Bunlar beni çok mutlu eden şeyler. Kanala da iyi geliyor tabii. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. thank you